Kıdem tazminatı işçilerin en temel sosyal haklarından biridir. Hukuken iş akdinin feshine bağlı bir hak olarak düzenlendiğinden, iş akdini sona erdiren ölüm, ikale gibi fesih dışı hallerde talep edilememektedir. Kıdem tazminatı iş yargısı önüne gelen davaların neredeyse hepsinde en önemli talep kalemine oluşturur. En az bir yıl çalışmış olan ve yasada belirtilen fesih türleriyle iş akdi sona eren işçilere verilir. Kıdem tazminatı konusunun ele alınacağı bu programda anahtar kavramlar, kıdem tazminatı, iş güvencesi ve işsizlik sigortasıdır. Bu programı izledikten sonra kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatının doğmasına yol açan koşullar nelerdir ve kıdem tazminatı nasıl hesaplanır sorularına yanıt bulabileceksiniz. Kıdem tazminatı ülkemizde temel olarak İki açıdan ele alınır. Bunlar kıdem tazminatının ekonomik boyutu ve kıdem tazminatının hukuksal boyutudur. Kıdem tazminatının ekonomik boyutu değerlendirildiğinde kıdem tazminatı iş güvencesi ve işsizlik sigortası üçgeninin işçi ve işletmeler üzerindeki ekonomik etkileri değerlendirilir. İşçi kesiminde kıdem tazminatı işçinin kıdemini ödüllendiren, işsiz kalması halinde işçiye bir süre mali destek sağlayacak çok yaşamsal bir hak olarak değerlendirilir. İşveren kesimi ise kıdem tazminatının işçi için taşıdığı önemin farkındadır ve buna saygı duymaktadır. Bu noktada sosyal taraflar arasında yaşanan ve kıdem tazminatının ekonomik yönünü ilgilendiren ilk soru kıdem tazminatı işsizlik sigortası ile bir arada olabilir mi sorusudur. Bu sorunun cevaplanabilmesi için öncelikle Kıdem tazminatının hangi işlevi yerine getirdiğinin açıklığa kavuşturulması gereklidir. Ulusal ve yabancı hukuk sistemleri incelendiğinde kıdem tazminatının işlevi konusunda çeşitli görüş ayrılıkları olduğu görülür. Bu tazminatı ücretin bir parçası olarak görenler olduğu gibi onu bir tazminat, bir ikramiye ya da işsizlik geliri olarak görenler, hatta iş güvencesini sağlamaya yönelik bir araç olarak değerlendirenler de bulunmaktadır. Bu görüşler bazı ülkelerde aynı anda bazı ülkelerde ise zaman içinde kıdem tazminatının işlevindeki farklılaşmalara göre ortaya atılmış değerlendirmelerdir. Bugün gelinen noktada Türkiye'de hem kıdem tazminatı hem de işsizlik ödeneği bulunmaktadır. Buna ek olarak tüm çalışanları kapsamamakla birlikte iş güvencesi de hayata geçmiş durumdadır. Bu yeni tablo karşısında yasal olarak kıdem tazminatının bir işsizlik tazminatı olduğunu söyleme imkanı kalmamıştır. Ancak işsizlik ödeneği alma koşullarının ağırlığı, ödenek miktarının tatmin edici olmaması, işçilerin önemli bir kısmının iş güvencesinden yararlanamıyor olmaları ve kayıt dışı çalışma gibi etkenler nedeniyle kıdem tazminatının işsizlik tazminatı fonksiyonunun ortadan kalktığını söylemek güçtür. Kıdem tazminatının ekonomik boyutu kadar önemli bir diğer yanı hukuksal boyutudur. Bu boyut daha çok istihdamın daraldığı Teknolojik gelişmelerin olduğu ya da ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde gündeme gelmekte ve yargı önüne taşınmaktadır. Küresel düzeyde yaşanan ekonomik sorunlar ve rekabet zorunluluğu da istihdamı daraltan tedbirlere daha sık başvurulmasına neden olmakta. Fesih ve ona bağlı kıdem tazminatı talepleri sürekli gündemde kalmaktadır. Türk hukuk sisteminde kıdem tazminatı 4857 sayılı İş kanununun geçici 6. maddesi gereği yürürlüğü devam eden 1475 sayılı eski İş kanununun 14. maddesindeki hükümlerle düzenlenmektedir. Söz konusu maddede yer verilen kıdem tazminatına hak kazanabilmesi, herhangi bir zararın gerçekleşmesi aranmaksızın en az bir yıl çalışmış olmaya, ve kanunun belirttiği türlerden biriyle iş sözleşmesinin sona ermiş olmasına bağlı tutulmuştur. Bu koşulların sağlanması halinde işçiye çalıştığı her yıl karşılığında 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı kural olarak işçinin iş sözleşmesinin devam ettiği her yıl için 30 günlük ücreti tutarındadır. Yıldan artta kalan süreler orantılı olarak kıdem tazminatında dikkate alınır. Örneğin 4 yıl 8 ay 20 gün kıdemi olan işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken 4 yıl için 4 aylık ücret, 8 ay için 1 aylık ücretin 12'de 8'i, 20 gün içinse yine 1 aylık ücretin 365'te 20'si alınarak toplanır. 1475 sayılı iş kanununda kıdem tazminatının her geçen tam yıl için 30 günlük ücret tutarında olması gerektiği düzenlenmiştir. Ancak aynı kanunla bunun tarafların anlaşmasıyla arttırılabilmesine de imkan sağlanmıştır. Tazminatın hesabına ilişkin kural çok belirgindir. Ancak hesaplamada kullanılan ücretin tespitinde yaşanan uyuşmazlıklar, konunun sık sık yargı önüne taşınmasına neden olmaktadır. Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin bürüt son ücretidir. O nedenle tazminat işçinin fiilen eline geçen ücreti üzerinden değil, sigorta primi, vergi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın varsa sosyal haklarla giydirilmiş olan bürüt ücret göz önünde tutularak hesaplanır. Tazminata esas aylık ücret, işçinin saat ücretinin önce 7,5, sonra da 30 ile çarpımı sonucu belirlenir. Yani saat ücretinden yevmiyeye, oradan da 30 günlük aylık ücrete ulaşılır. Aylık ücret tespitinin işçinin fiilen çalıştığı gün sayısı üzerinden hesaplanması doğru olmaz. Kıdem tazminatının hesabında son ücret, işçinin iş ilişkisi kapsamında iş gördüğü ve ücrete hak kazandığı en son ücreti ifade eder. İş ilişkisinin askıya alınması ve askı süresi içinde iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret iş sözleşmesinin askıya alınmasından önce hak kazanılan son ücret olmalıdır. Ayrıca işçinin kısa süre önce zam aldığı hallerde son ücret, zamlı ücretin zammın uygulandığı dönemi oranı ile belirlenir. Kıdem tazminatı ülkemizde temel olarak iki açıdan ele alınmaktadır. Bunlardan ilkinde tazminat ekonomik boyutu ile irdelenmekte, İstihdam politikaları işsizlik ve işverenler üzerinde yarattığı etkiler üzerinde durulmaktadır. Konunun diğer yanını ise hukuksal boyutu oluşturur. Bu alanda tazminatın yasal koşullarına uyulup uyulmadığı ele alınır. İşten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatı haklarının yarattığı hukuksal sorunlar incelenir. Türk hukuk sisteminde kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 6. maddesi gereği yürürlüğü devam eden 1475 sayılı Eski İş Kanunu'nun 14. maddesindeki hükümlerle düzenlenmektedir. Söz konusu maddede yer verilen kıdem tazminatına hak kazanılabilmesi, herhangi bir zararın gerçekleşmesi aranmaksızın en az bir yıl çalışmış olmaya ve kanunun belirttiği türlerden biriyle iş sözleşmesinin sona ermiş olmasına bağlı tutulmuştur. Bu koşulların sağlanması halinde işçiye çalıştığı her yıl karşılığında 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı kural olarak işçinin iş sözleşmesinin devam ettiği her yıl için 30 günlük ücreti tutarındadır. Yıldan arta kalan süreler orantılı olarak kıdem tazminatında dikkate alınır. Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret işçinin bürüt son ücretidir. O nedenle tazminat işçinin fiilen eline geçen ücreti üzerinden değil, sigorta primi, vergi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın varsa sosyal haklarla giydirilmiş olan brüt ücret göz önünde tutularak hesaplanır. Bu programda kıdem tazminatı konusuna değinildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi bireysel iş hukuku ders kitabının 6. ünitesinde bulabilirsiniz.